Bazen bütün hayatınızın elinizden kayıp gittiğini hissedersiniz. Çok kötü bir şey olmuştur. Ama sizin zamanı geriye almak için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Oysa o berbat geceyi yaşamadan önce mutlu bir hayatım olacağına inanıyorum. Günlerden pazartesiydi. Ve düğünüme sadece 4 gün kalmıştı. Sağ ol İpek abla. Merhaba. Ben İpek Gencer. Güneşli Bahçe'de doğdum. Burada büyüdüm. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tekrar tekrar yaşamak isteyeceğim kadar güzel bir çocukluğum oldu. Kolay gelsin Ali abi. Sağ ol İpek. Annemle babam şurada gördüğünüz uçsuz bucaksız bağların sahipleriydi. Sonra şehirden bir adam geldi. Elimizde ne var ne yoksa aldı. Ama yokluk bizim birbirimizi sevmemizi engellemedi. Babam, yani dünyanın en iyi babası bana şunu öğretmişti. İnsanın hayatında aileden daha önemli hiçbir şey yoktur. Merhaba. Ama günün birinde evimin kapısını açtım. Ve bir mektup buldum. Sen çık dolaş biraz. Beni ikna etmeye geldiysen boşuna yorulma kızım. Düğüne gelmeyeceğim. Anne. Anne deme bana. Sen Tekin'in pislik yüzünden annene silmeye göz aldın ya. Ne oldu şimdi ha? Düğüne 4 gün kala. Birden aklına mı geldi? Anne. Ne var anne anne? Oku. Anne! Anne doğru mu yazanlar? Anne doğru mu diyorum yazanlar? Doğru! Doğru.
öbür gün baban kucağında seninle geldi. Ya 2 yaşında vardı ya yoktu. O gün bugün senin annem benim. Benim senin annem. Nehri belirsiz bir mektup yüzünden sevgimi silip atamazsın. Bana yalan söylediniz yıllarca. Doğruyu söylesem ne değişecekti? Beni resmen esir ettiniz burada. Belki ben gitmek isteyecektim ya. Belki benim başka bir hayatım olacaktı. Belki senin o nefret ettiğin Tekin'le evlenmek zorunda hissetmeyecektim ben kendimi. Belki ben annem babamı arayacaktım, bulacaktım ben. Anne baba olsalardı el kadar bebeği terk edip gitmezlerdi. Ha, biliyorsun ya kim olduklarını, tanıyorsun öyle mi? Bilmiyorum. Baban sormama böyle fırsat vermedi. Seni kucağıma aldım ve konu kapandı. Konu kapandı. Konum kapandı. Benim hayatım konu mu ya? Benim hayatım konu mu? Ha? Benim hayatım konu değil, tamam mı? Bu mektupta benim 2 kardeşim olduğu yazıyor. Adresleri de var. Ben onları bulacağım. Ben gerçek ailemi bulacağım. Ama eğer sen bana bir yalandan söylüyorsan, eğer benden bir şey saklıyorsan senin bir daha asla yüzüne bakmayacağım. Anladın mı? Ha? Asla. Mektupta yazdığı gibi gerçekten kardeşlerim var mıydı? Aynı anne babadan mı doğmuştuk? Nasıl olmuştu, ne olmuştu da birbirimizden habersiz bu yaşa kadar gelmiştik? Bunu anlamak için onları buraya çağırmaya karar verdim. Ama bu kararı verdiğim için bütün hayatımın alt üst olacağını bilmiyordum. Tek istediğim gerçeği öğrenmek ve onlarla tanışmaktı. Çilem ve Deren mi? Ben İpek Gencer. Şimdi okuyacaklarının seni ne kadar şaşırtacağını ve üzeceğini tahmin ediyorum. Bugün bir mektup aldım. Bu mektupta evlatlık verildiğim ve varlıklarından habersiz büyüdüğüm 2 kız kardeşimin olduğu yazıyordu. Bunu söylemenin daha kestirme bir yolu yok. Onlardan biri sensin. Eğer bütün bunlar gerçekse seni tanımayı çok isterim. Düğünüme gelmen beni çok mutlu eder. İnsanlar artık milleti nasıl dolandıracağını şaşırdı Sinem. Dikkatli olmak lazım. Doğru diyorsunuz. Her gün bir mesaj geliyor saçma sapan. Annemler gelmiş, ben de yanlarına geçiyorum. Babamın odasından översin beni hasta gelince. Babacığım nasılsın? Kızım iyi. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk kızım. Ne yapıyorsun? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Ay az önce ne oldu biliyor musunuz? Bana bir tane düğün davetiyesi geldi. Böyle içinde de bir mektup. Mektupta diyor ki, ben evlatlıkmışım. Benim tanımadığım kız kardeşlerim varmış. Ha bu arada kızlardan biri evleniyormuş, düğüne çağırıyorlar beni tanışmaya. İyiymiş. Dolandırıcılıkta yaratıcı yöntemler. Hayır yani düşün, şimdi ben kalkıp gideceğim. Bunların öz kardeşim olduğuna inanacağım. E tabii sizinle burada kavga, kıyamet, dövüş kopacak yani. Sonra bunların hepsi toplanıp bizim eve gelecekler. Hı. Aslında kanıt manıt bulup bunları polise şikayet etmek lazım. Ama ona da uğraşmak lazım. Hakikaten ya. Gitsek mi şu düğüne? Hem bize de eğlence çıkar, oradan Gümüşlü'ye geçeriz. Hı. Bak yine ne güzel plan yaptım be. Hı. Ne oluyor, siz niye gerildiniz yine? Harun. Baba? Ne oldu? Niye gözlerin doldu senin? Harun, anlatacak mısın yoksa ben mi anlatayım?
Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Hayır, yani gerçek olamaz bu, değil mi? Beren saçmalama, bizi yiyorlar. Baksana, yani böyle bir saçmalık olamaz bence. Anne, anlat. Biz uzun süredir çocuk sahibi olamıyorduk. En sonunda evlat edinmeye karar verdik. Seni aldık. Aldınız. Evet. Kendi kızımız gibi yetiştirdik. Kendi kızınız gibi. Ya yapmayın, bir insan gibi oturalım şurada konuşalım. Ne diyorsunuz siz ya? Baba, sen niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Tamam, söyledik işte. Deren'e evlat edindik. Azra, ben arayacağım seni. Kapat şimdi. Kızım, dur bir dakika ya. Sana böyle afili bir mektup gelmiş. Kırmızı zart falan. Bırakayım mı geçerken? Yok yok, sen aç bak. Yurttan göndermişlerdir. Nikah davetiyesidir yine. Dur bekle, açayım iki dakika hemen ya. Çilem. Merhaba Çilem. Ben İpek Gencer. Güneşli Bahçe'de yaşıyorum. Bugün bir mektup aldım. Bu mektupta evlatlık verildiğim yazıyordu. Ama anlaşılan yalnız değilim. Ailemin evlatlık verdiği iki kardeşim daha varmış. Yok artık be! Ya bazen hayat çok acayip oluyor be amcacığım. Var var. Kader var galiba ya. Nerede olduklarını biliyor musunuz? İsim, soyad, adres bir şey var mı elinizde? Bilmiyoruz. Cami avlusundan mı aldınız beni? Nereden buldunuz? Yetiştirme yurdundan. Seninle ilgili hiçbir bilgi vermediler. Kurallar böyleymiş. Niye ben peki? Başka çocuklar? Niye onlar değil? Deren, sen çok güzel bir çocuktun. Çocuk bu, çocuk elbise değil. Hayatım boyunca beni neden sevmediğini sorup durdum kendime. Tabii ki sevdim. Yeter! Yeter, sus, yalan söyleme, daha fazla yeter. Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne? Nasıl inanacağım ben bundan sonra size? Biz senin hayatını kurtardık Deren. Deren, kızım bak, dinle. Abla, abla dur, bir sakin. Bırak. Durup düşünelim, konuşalım. Neyi konuşacağız ya, bırak.
insanın hayatında bazı günler vardır ki asla unutulmaz. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın peşinizden gelir. Ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ben hayatımdaki bir günü hiç unutmadım. Benim olan her şeyin elimizden alındığı günü. Kaybetmeyi henüz bilmiyordum. Annemin küçük kızıydım ve hayatım boyunca mutlu olacağıma inanmıştım. Sonra bir sabah o geldi. Ve ben kaybetmeyi öğrendim. Öyle acı çektim ki bir daha asla kazanamayacağıma inandım. Ta ki babam bir gün beni karşısına alıp söyle İpek, yaprağın görevi nedir diye soruncaya kadar. Babamın gözlerine baktım ve dedim ki yaprağın görevi dalından düşmemektir. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Kızım bugün var ya inanılmaz kral bir gün lan senin hayatın için. Acayip bir haberim var sana. Beni hemen araman lazım, hadi bekliyorum. Aşkım. Silen. Aşkım neden ağlıyorsun? Şşş, iş yerinde bir şey mi oldu? Azrail'i mi tartıştınız? Para meselesi mi? Çilem. Ben hamileyim. Aşkım ne dedin sen? Hamileyim dedim. Nasıl yani? Ben şimdi baba mı oluyorum? Bizim çocuğumuz mu oluyor? Yes be, yes! Aşkım benim be, aşkım. Bak şimdi, hemen nikah tarihi alalım, tamam mı? Babamdan da destek isteriz, eşyaları yenileriz. Ya da dur. Daha büyük bir eve mi taşınsak? Bir dakika. Sen şimdi kızmadın yani. Kızım, deli misin? Şu an mutluluktan uçuyorum ya. Aşkım benim be, aşkım be. Seni akşam süper bir yere götüreceğim. Hadi ya. Hangi leş mekanla sabahlayacağız acaba yine? Leş değil. Acayip fiyakalı bir yer. Sen benim haftalığıma, bana yeter. Seni bugün haftalığa gömeceğim kızım. Hadi bakalım. Söyleyin yârime, baharları beklesin. Sövdün dalları, bugün eğilirsin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Beni geçirmeye kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Ne işimiz var? Kızım kafan basmıyor mu senin? Adam müzik yapımcısı. Belki de hayatımızın anlaşmasını yapacağız ya. Bak herif sabuk sabuk bakıp duruyor bana. Bu arada da dikkatimi çekmişsin zaten. Eğer gazozuma ilaç falan katacaksanız yemin ediyorum gebertirim seni. Sen biraz güvensene bana. Okan abi, yardım lazım mı abi? Gel. Hadi sen de arkadaşına servis yap. We'll be right back.
Buyurun. İçki içmiyorum ben. Neden? Sevmiyorum. Hmm. Baban yüzünden herhalde. Ne? Baban. Ya sonuçta bütün olayların gözünün önünde olması berbat bir şey yani. Hala cezaevinde mi? Sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Hakan gidiyorum ben. Aa, şş, bir dakika bir dakika. Sakin. Ben seninle çalışmayı düşünüyorum. Yani araştırmış olmam sence de doğal değil mi? Ayrıca bu haberi bütün gazeteler yazdı, öğrenmesi çok kolay. Babam annemi gözümün önünde öldürdü beni. Sen geçmiş karşıma bunu gülerek anlatıyorsun bana. Bu mu doğal? Aslında enteresan. Enteresan. Sen nerede yaşıyorsun ya? Hı? Sen nerede yaşıyorsun? Sen uzayda falan mı yaşıyorsun? Bu memlekette geçen yıl kaç kadın öldürüldü, senin haberin var mı? Enteresanmış. Gerizekalı, çek şuradan. Ya tamam, tamam sen. Bu kadar hassas olacağını düşünüyorum. Hakan. Azra, Hakan. Çantanı ver. Hakan ne yapıyorsun oğlum, manyak mısın? Çantayı ver. Gel buraya, gel. Hakan ne yapıyorsun oğlum, manyak mısın? Ya adam geçen gün Ayda ile takılmış. Adamın odasında tomarca para var. Delirdiniz mi ya? Gülü. Oğlum maden bulduk maden. Adamın yediği halkların haddi hesabı yok. Polise de gidemez. Topla topla şunları. Şunlara bak. Koy koy koy. Sana kıyamam. Yolun sonu Azra. Sakin ol. Her şeyi aramızda halledebiliriz. Tamam? İnan bana. Korkma. Gel! Gel! Şimdi yapayalnız bir çocuk düşünün. Ve o çocuğun yerine koyun kendinizi. Annenizin yüzü yok. Babanızın soyadı yok. Evinizin yolu yok. Koca dünyanın ortasında bir başınasınız. O dünya cehenneme dönmez mi? Cehennem acı çektiğiniz yer değildir. Acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir. Çilem! Çilem! Çilem neredesin? Azra, canım. Çilem sen neredesin ya? Merak ettin değil mi?
ama sana bomba gibi haberlerim var. Hamileyim. Ne? Evet, evleniyoruz Burak'la. Yarın gidip hemen tarih alacağız. Babası da yardım edecek. Onun evi yenileyeceğiz falan. Azra, inanılmaz mutluyum ya. Bak, inanılmaz mutluyum yani. Çok sevindim. Gerçekten senin için çok, çok sevindim. Ben sana şey diyecektim. Sen birkaç gün Burak'la kalsan olur mu? Bir sonra görüşürüz seninle. Tamam, olur. Görüşürüz. Bozuldu biraz. Normal bozulması. Sevgilim alışacak buna. Sonsuza kadar birlikte mi yaşayacaktınız huzur evinde? Bak istersen gidip konuşurum ben Azra'yla. Yok, ben yarın gider konuşurum. Hayır, konuşma sen. O önce bir sindirsin, sonra bakarız. Tamam mı sevgilim? Tamam sevgilim. Süleyman amca. Aa, Azra, ne işin var gece yarısı senin burada kızım? Ben de bilmiyorum ki. Öyle eski günleri düşünüyordum. Bir baktım buradayım. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Kusura bakma, tedirgin ettim seni de. Çıkıyorum şimdi. Evde bir sorun mu var? Biraz. Çilen nasıl? İyi. Çok iyi. Evleniyor yakında. Çok güzel bir ailesi olacak. Sen ne yaptın? Hep yek, hep tek başına. Yani bu Çilen evlenip barklanıp seni unutursa ayıp eder. Sen olmasan çok zorlanırdı o burada. Öyle değil mi Süleyman amca? O da bana çok destek oldu. Doğruya doğru. Kabahatleri üstlenen sen, cezaları yiyen sen, öz ablası gibi onu koruyup kollayan sen ama takdirleri hep o aldı. Taraf tutma Süleyman amca, taraf tutma. Ah be Azra, içim acıyor. Yani şu güzel yüzün bir türlü gülmedi. Kır şu şeytanın bacağını artık. Hadi Çilem, aç şunu, ne olur ya. Alo. Burak. Ne var kızım ya bu saatte? Çilem'i versene telefona, hadi. Çilem uyuyor. Uyandır o zaman. Acil bir şey söylemem lazım diyorum, hadi. Uyandıramam Azra Hanım. Ya sen artık rahat versene bize. Bak kızım, biz Çilem'le yeni bir hayat kuruyoruz. Senin nazınla cazınla uğraşacak halde de değiliz. Şu kızın 2 gram mutlu olmasına izin ver artık. Bir daha da zırt pırt arayıp Çilem'in kafasını karıştırma.
Çok güzel oldun be İpek. Ha? Nasıl, rahat mısın içinde? Rahatım, rahatım. Eline sağlık. Oh, ne güzel, ne güzel. Hoş geldiniz Tekin Bey. Böyle konuşmamıştık. Değişecek bu. Tekin, vakit yok. Akşama kadar nasıl değişecek? Bilmiyorum. Bulun bir yolunu. Değişecek dediysem değişecek. Arabada bekliyorum seni. İpekçiğim, sen hiç üzülme yavrum. Ben o dekolteyi halledeceğim. Tamam mı? Aa, yavrum ne oldu kollarına böyle? Yok, yok bir şey Perihan abla. Şeye çarptım kapıya. Ne çarpması yavrum? Sanki biri mengene sıkıştırmış gibi sıkmış kolunu. Ha, İpek. Hadi anlat ne oldu yavrum? Ha, anlat. Perihan abla, gözüm seveyim bu aramızda kalsın olur mu? Bak annemi biliyorsun zaten dargın bana, şimdi iyice bu yüzden sıkıntı çıkacak. Lütfen, söz ver bana. Tamam, tamam söz. Güveniyorum sana bak. Sen? Geliyorsun değil mi akşam? Damat Tekin Malik olmasaydı gelirdim. Ben şu adresi arıyorum da yakın mı acaba? Düne mi geldiniz? Aynen. Biliyor musun adresi? Taksiyle gitmeniz lazım. Bayağı bir yukarıda kalıyorum. Taksi durağı? Şuradan ileriden ilk sağa yapın. Orada görürsünüz zaten. Tamam, sağ ol. Bakar mısın? Ben birazdan geçeceğim o tarafa. Yani isterseniz bekleyin. Yakında bir yere bırakayım ben sizi. Vallahi süper olur. Gelinlik meselesini mi düşünüyorsun hala? Hallolacak, merak etme. Peki ne oluyor ya? Söylemeyeceğim diye İpek'e söz vermiştim. Ama yok, dayanamadım işte. Arkadaşım, kolundaki o morlukları görseydin vallahi içim parçalanırdı. Sus Perihan, sus. Zaten dayanamıyorum, sus. Mahir'le aranda ne var? Hiç, hiçbir şey yok. Yalan söyleme!
İşinize bakın. Son kez soruyorum. Mahir'le aranızda ne var? Hiçbir şey. Tekin Bey, bir soluklansanız. Akşama düğününüz var. Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun lan? Tekin yapma Tekin. Tekin. Çık dışarı. Tekin. Kimsin lan sen? Tekin Bey, acıdık. Tekin. Evi aldık. Kendini bir zannettin. Tekin Bey, yanlış anladınız. Ben sizi düşündüğüm için. Bana mı kaldı beni düşünmek? Kapıya bağladım köpek. Kalkmış bana akıl veriyor. Defol git gözüm görmesin. Nereye? Tekin. Tekin hadi gel ne olur içeri geçelim lütfen. Hadi. Bak bak Refik de anladı zaten hatasını. Özür dile sen de. Özür dilerim. Ne olur beni affedin özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim Tekin Bey. Lütfen affedin. Bugün bir hata yaptım. Bugün bir hata yaptım Tekin Bey. Lütfen bağışlayın beni ne olur. Benim gidecek hiçbir yerim yok. Benim sizden başka hiç kimsem yok. Özür dilerim. Evin anahtarlarını çıkar. İpek Hanım'a teslim et. Defol git. Çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sensiz yaşayamayacağımı da biliyorsun. Bugüne kadar sana dokunmadım bile. Hep bu geceyi bekledim. Karım olmanı bekledim. Ama bazen beni terk edeceğini düşünüyorum. Seni kaybetme korkusu. Beni delirtiyor. Seni çok seviyorum. Bir daha sana asla el kaldırmayacağım.
Ya okumuş görmüş insanlarsınız siz ya. Doktorsunuz ya siz, doktor. Hele sen, sen psikologsun. Evlatlık aldığın çocuğa kaç yaşında doğruyu söylemen gerekiyor teknik olarak? 5 yaşına kadar. O zaman niye hiçbir şey söylemediniz? Niye beklediniz? Kafanı karıştırmaya gerek yoktu. Her şeyi sıfırdan başlamanı istedim. Hayatım boyunca beni neden sevmediğini sorup durdum kendime. Tabii ki sevdim. Yeter! Yeter, sus, yalan söyleme, daha fazla yeter! Nasıl bakacağız birbirimizin yüzüne? Nasıl inanacağım ben bundan sonra size? Şimdi kapıyı açıyorum. Sakin ol, tamam mı? Ama... İyisin değil mi? Güzel. Şimdi beni iyi dinle. Bütün ağırlığını bana vereceksin. Anlaştık mı? Hiçbir şey olmayacak. Tamam, sakin, sakin, sakin. Hiçbir şey olmayacak, sakin. Bitti. İyisin değil mi? İyi miyim? Ölüyordum ya neredeyse, cahil herif. Ne biçim araba kullanıyorsun sen? Sizin gibilere ehliyet veren de kabahat. Rahatladın mı? İyi geldi mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz. %100 hatalısın. Deme ya. Ben mi hatalıyım? Hem de %100. Sen önce viraj nasıl alınır onu öğren kızım. Karşı taraftan araba geleceğine hiç kafan basmıyor mu? O kadar hızlı gelmezsen görürdün geldiğimi. Hayatımda ilk defa geliyorum zaten bu dağ başına. Nereden bilebilirim acaba bu kadar viraj olduğunu? Dağ başı, cahil, terbiyesiz. Bravo. 3'te 3 hat-trick yaptın. Tokatla bonus. Başka? Yani başka söylemek istediğin bir şey varsa dök içini, çekinme. Tamam.
tamam yani sana vurmak istemedim. Ama kusura bakma da sen de çok hızlı geliyordun. Farkındasın değil mi? Uzatacak mısın? Yoksa bu işin çözümünü bulmama izin var mı? Nasıl çözeceksin? Zahmet oldu vallahi. Epey de mesafe varmış. Yok ya, ne zahmet. Zaten benim de bir müşterim var o tarafta. Ona malzeme bırakacaksın yani. Sorun yok. Marangoz musun sen? Evet. Dekorasyon işleri yapıyorum. Sen teki mali misafiri misin? İpek'in misafiriyim. Üniversiteden mi tanışıyorsunuz? Evet evet, okulda. Yaz tatillerinde okuldan arkadaşları gelirdi ama seni hiç görmedim ben. Hiç gelmedim ben. Öyle yazları çalışıyordum falan. Pek fırsatım olmadı yani. Azra ben. Çilem. Yani Azra Çilem ama genelde Çilem'i kullanır herkes. Mahir ben de. Ama genelde herkes Mahir adını kullanır. Memnun oldum Çilem. Ben de memnun oldum Mahir. Burada kalabilirsin. Güvenlidir. İyisin değil mi? Var mı bir ağrısızlık? Bak, istediğin zaman doktora götürebilirim seni. Yok yok, iyiyim. Sağ ol. Bu olay tatilini zehir etmesin. Tatile gelmedim. Doğru. Daha başında ne diye tatil yapacaksın? Bir tanıdığın düğünü var da ona davetliyim. Tekin Malik mi? İpek Gencer. Çok severim İpek'i. Candır. Biz aynı okulda okuduk. Neyse, ben bir an evvel şu araba işini halledeyim. Bayram abi. Hanımefendiye en güzelinden bir oda çöz. Misafirimdir kendisi. Yok, olmaz öyle. Ben hallederim. Bayram abi, sen anladın beni. Sen hiç merak etme Kenan'ım. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Uyuyorsun değil mi kız yine? Telefonu da duymadın. Geldim. Buyurun. Azra Hanım'ı arıyorum. Vallahi ben de arıyorum ama ulaşamadım. Siz yakın arkadaşısınız herhalde. Çok yakın arkadaşıyım da. Siz Azra'nın arkadaşı mısınız? Sayılır. Azra nerede bilmiyorum. Şimdi izin verirseniz işe gitmem gerekiyor. Ne oluyor ya? Çok sağ ol. Ne demek? Akşam geliyorsun değil mi düğüne? Yok. Sevmiyorum ben düğünleri. Aa. Birden ne biçim gerildin ya? Yay gibi. Küs falan mısınız İpek'le? Yok canım. İpek benim canımdır. Eski bir kasaba aşkı diyorsun yani. Düşündüğün gibi değil. Biz İpek'le çocukluk arkadaşıyız. Neyse, geç kalıyorum ben. Bu sırrı çözeceğim Mahir Bey. Çok uğraşmana gerek kalmayacak. Birazdan anlarsın. Peki bakalım. Düğünden sonra ben birkaç gün daha buralardayım. Görüşürüz belki. Görüşürüz.
İpek Hanım'ın misafiri Çilem Hanım geldi. Ha. Tamam. Geliyorum hemen. Misafirin geleceğini söylememiştin. Şey ya, okuldan arkadaşım sürpriz yaptı herhalde. Ben de Çilem. Çilem Hanım, arkadaşınız bana ait olan çok kıymetli bir şey çaldı. Dolayısıyla onu bulmam şart. Eğer yardımcı olursanız durum sizin ve Azra Hanım'ın lehine. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi... Sizi dinliyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bir arayalım o zaman. Kızın telefonunu ver. Çöz. Demek ki fazla uzakta değilmiş. Ha? Burası çok güzel. Şahane bir evin varmış. Yani aslında resmi olarak bu gece evim olacak. Heyecanlı mısın? Aslında düğünden çok sizinle tanışacağım diye heyecanlıyım. Yani biraz apar topar oldu ama heyecanlı. Evet. Ya bozdum değil mi bütün düzeninizi? Ya takma kafana. Şahsen benim hayatımın öyle çok da düzenli olduğu söylenemez zaten. Aa, neden? Ya benim senin gibi bir ailem, bir evlilik planım, kısacası bir gelecek hayalim falan yok. Günü kurtarmanın derdindeyim. Yani iyi de zor olmuyor mu öyle sana? Ayarlıyoruz bir şeyler. Aslında öylesi de zevkli. Yani macera gibi biraz. Benim için macera asıl şimdi başlıyor. Tüm geçmişim uçup gitti. Gitmez ki. Nasıl gitsin? Sana öğrettiği bir sürü şey, bir sürü anı var. Maceraya girmeden önce onunla barışman gerek. Sevgili geçmiş. Bana öğrettiğin her şey için sana teşekkür ederim. Şahsen ben kendime öyle söylüyorum. Yaşaması daha kolay oluyor. Sevgili geçmiş. Bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Tamam, deneyeceğim bunu. Hadi gel.
Bak, çözdük işte. Teşekkür ederim. Yanında geleyim mi? Yani gideceğin yer epey bir yukarıda. Yine çok viraj var mı yolda? Burası güneşli bahçe. Virajları meşhurdur. Bu sefer daha dikkatli olurum. Bir de sana vurduğum için özür dilerim. Hayatımda bir ilk. Unutmayacağım. Şu taraftan ana yola çıkacaksın. Sağ tarafta zeytin bahçeleri başlar. Orası seni dümdüz Tekin Mahalli'nin evine götürür. Tamam. Düğünde görüşürüz. Görüşürüz. Yetimhanede büyüdüm. Yapma ya. Çok fenaymış. Yani peki bir koruyucu aile falan kimse olmadı mı? Gittiğim hiçbir koruyucu ailenin yanında kalmak istemedim. O kadar çok kaçtım ki İzmir avucumun içi gibi öğrendim. Niye kalmak istemedin? Yani daha iyi değil mi yetimhaneden? Yurtta kardeşim gibi sevdiğim bir kız vardı. Böyle en berbat zamanları birlikte geçirdiğim. O benim gibi değildi. Yani olaylarla başa çıkmakta çok zorlanıyordu. Onu yalnız bırakamazdım. Nerede şimdi? 18 yaşımızdan sonra okul falan da kazanamayınca postaladılar bizi yurttan. Beraber bir ev tuttuk, çalıştık filan. Ama şimdi toparladı o meseleleri. O da evleniyor yakında. Aa. Artık bana ihtiyacı kalmadı. Telefonlara kızı nereye götüreceğinizi biliyorsunuz. Yani gerçekten o kadar yakınsınız Azra Hanım'la, sizi feda etmez herhalde. Kağıt kalem var mı? Şurada. Ben hallederim. Azra Hanım'a bir mesaj bırakalım. Arkadaşının durumundan haberdar olsun, değil mi? Ne yazayım? Geç kaldın. Geç kaldın yaz. Sakın hiçbir şey belli etme. Ve git kapıyı aç. Hadi. Burak. Aşkım ne oluyor? Ağladın mı sen? İyi misin bir tanem? Prenses gibi takılıyorsunuz. Hep bir kardeşim olsun istemiştim. Hoş geldin. Deren kutlu. İpek ben de. Hoş geldin tekrardan. Ben de Çilem. Yorgun görünüyorsun. İyi misin? Pardon. Ben banyoyu kullanabilir miyim? Tabii, tabii gel göstereyim ben sana. Gel.
Ya iyi misin gerçekten? İyiyim. Sorun yok. Peki. Hadi gel. Buzlar çözülmüş. Tabii şaşkınız hepimiz ama alışacağız. Değil mi? Evet. Aç mısınız? Yemek hazırlatıyorum size. Hadi gel. Ya bir şey diyeceğim. Siz acayip benziyorsunuz birbirinize ya. Gerçekten kardeşsiniz galiba ha. Yani siz anneme, ben babama çekmişim herhalde. Vay be. İki kardeşim varmış ama ben yapayalnız büyüdüm. Yalnız ne kadar çabuk oldu ya. Yani çok hızlı buluştuk. Size davetiyeleri gönderdim ve buradasınız. Yalnız ben inanıyorum. Bence biz birbirimizi bulduğumuz için hiç pişman olmayacağız. Bir konuda anlaşalım. Ben buraya yeni bir aile kurmak için gelmedim. Ortada bir iddia var. Doğru mu değil mi anlamam lazım. Hayatımı değiştirmek gibi bir niyetim yok. Gereksiz drama yapmayın diyorsun yani. Ama bir şansımız var. Değil mi? Hadi hazırlatıyorum sofrayı. Hadi. Hayır diyemeyeceğim. Ben aç değilim. Sevgilim. Beni arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Bir günde iki sürpriz arkadaş ha. Şey, Deren'le Çilem sağ olsunlar sürpriz yapmaya gelmişler. Evet. Üniversiteden arkadaşınız değil mi? Evet, evet. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Evet. Değil mi kızlar? Hangi bölümde okuyordun Çilem? Ben mi? Müzik. Müzik okudum. Ben tıp. Şey, Tekin'cim sonra sohbet ederiz olur mu uzun uzun? Kızlar yeni geldiler, düğüne az kaldı yani. Elbette. Peki, düğünde görüşürüz kızlar. Şimdiden tebrikler. Kızlar, ya Tekin'e bir süre kardeş olduğumuzdan bahsetmeyelim olur mu? O şimdi biraz şüpheci, yani kafasında bir sürü şey kurar. Kaç yaşında adam, kim bilir neler gördü geçirdi yani. Ama aşk bu. Nereye konacağı belli olmaz. Değil mi? Sana gelen mektubu görebilir miyim? Tamam. O zaman sakin bir yere götüreyim ben sizi. Konuşuruz hem. Hadi. Ne olur yalvarırım, bırakın bizi. Ne olur yalvarırım, ne olur. Bırakın lan, ne yapıyorsun lan? Hepsini getirdim. Ya sen neresin? Dur lan şuraya. Size zarar gelsin istemiyorsan rahatsız. Falan. Ne oldu? Kovuldun mu lan yoksa? İsabet olmuş, takma kafana. O adamın yanında oğlu olsa durmaz. Coş, boş yapma abicim, hadi. Hadi görüşürüz abi sen. Eyvallah Sinan, görüşürüz. Thank you.
Efendim? Sinan, beni tanıdın mı? Ne istiyorsun Efik? Sana haberlerim var. Senden gelecek haberden hayır gelmez. Sana şer, babana hayır. Tekin Bey bu gece evleniyor. Ne oldu? Sustun. Ha, benden ne istiyorsun Efik? Mutlu olduğunu bil diye aradım. Başaramadım. Ona engel olamadım. Tekin Malik benim için yok. Gözsüz, umurumda değil. Yazık. Annen mezarında ters dönecek şimdi. Bana bak. Aramızda 2 saat mesafe var. Gelirim gerçekten gebertirim seni. Ya benim bildiğim Sinan şimdiye kadar çoktan gelmişti. Neyse. Değişmişsin demek. Unutmuşsun. Gerçekten zayıf çıktın be Sinan. Tekin Bey çok haklıymış. Ne oldu ya? Sahibin seni kapıya mı koydu? Düğün fotoğrafına giremedin mi? Bak onu senin elinden ben kurtardım, ben. Senin yapamadığın el attığı ben yaptım ona. Tekin Bey senden vazgeçti ama benden vazgeçmez. Ya herkesten vazgeçer, anlatma bana. Doğru bildim değil mi? Kovdu seni. Ha yoksa? Karısı mı kovdu beni? Tahmin etmiştim. Benden ne istiyorsun? Düğüne geleyim, hesap mı sorayım? Düğün olmasın ha? Vay be Refik, kadere bak. Benden medet umuyorsun ama boşa. Ne haliniz varsa görün. Dur. Son bir şey daha var. Yeni karısına sizden hiç bahsetmedi, biliyor musun? Ne senden ne de annenden. Yani sen o kadar bir çocukluk yaşa. Annen o kadar eziyet çeksin. Ama sonra puf. Sanki siz hiç yokmuşsunuz gibi. Hiç olmamışsınız gibi. Yepyeni bir sayfa açsın. Bana bak Refik. Eğer biraz daha konuşmaya devam edersen oraya geleceğim. Tekin Malik'in de senin de gelmişini geçmişini gelecek. Defolun gidin lan hayatımdan. Başımdan Coşkun ya. Tekin Bey. Sana bir can borcum vardı Refik. Unutmuşum. Estağfurullah. Eve dön. Ama sakın bir daha bana hayır deme. Benim kim olduğumun bir önemi yok. Bir gün bu mektubun neden sana bugün geldiğini anlayacaksın. Kendine iyi bak İpek ve unutma. İnsanın kardeşi hayatta sahip olduğu en değerli şeydir. Çok acayip ya, yani böyle içimde bir mutluluk var. Hiç böyle hissedeceğimi düşünmemiştim. Şimdi ortada cevap bekleyen 2 tane soru var. 1. Bu mektubu kim gönderdi? 2. Neden şimdi gönderdi? Yani bizi bu kadar iyi tanıdığına göre uzun zamandır takip ediyordu diye düşünüyorum. Nasıl yani? Mektup direkt bana geldi çünkü. Yani sizden de düğünden de haberdardı belli ki. Ne var yani bunda? Of, yani nasıl anlatayım? Beren, sen davetiyeyi eline ilk aldığında ne düşündün? Birilerinin beni dolandırmaya çalıştığını. Bak. Ben çağırsaydım dolandırıldığından emin olurdun zaten. Niye öyle söyledin şimdi? Fakirim kızım ben. Öyle jant evler, kadranı 280 gösteren arabalar falan yok. Gece kondudan hallice bir ev. Sizin gündüz vakti bile yürümeye korkacağınız bir sokak. Leş bir bardan ibaret benim hayatım. Ne ama fena şarkı söyleme. O ayrı. Bak işte bu yüzden. Yani benim sizi bulacağımı bilen biri gönderdi mektubu. Bizi tanıyan biri. Belki de annemiz ya da babamız gönderdi. Ay, annemiz babamız deyince de kendime yabancılaşıyorum. Fotoğrafta çok mutlu görünüyorlar. Sanki hiç ayrılmayacakmış gibi.
Baksanıza adam kadını seviyor. Nasıl da aşkla bakıyor yüzüne. Evladını terk eden insanlar kalpsizdir. Bizim başka bir açıklama ihtiyacımız yok. Of. Kafam karman çorman oldu ya. Yani onları bulmak istiyor muyum, istemiyor muyum orasını da hiç bilmiyorum. Sizin var mı bir cevabınız? Bir tek şey için istiyorum. Allah belanızı versin demek için değil mi? Ben bir şeyi bütünüyle dinleyip anlamadan karar veremem. Hadi, hadi kalkın da şu gelinliği alalım. Hadi. Bir şey diyeceğim. Orada bana göre de elbise falan var mıdır? Ben bayağı hazırlıksız geldim çünkü. Vardır canım, buluruz. Hadi kalk. Hadi gel. Burak'ı bırakın gitsin. Onun hiçbir suçu yok. Ne olursunuz. Yalvarıyorum size. Lütfen. Sen de bu kadar seviyor musun onu? Şişt, bırak, bırak. Tanışmışsınız Mahir'le. Beni o getirdi sizin eve. Hmm. Çok eski arkadaşımdır Mahir. Ben de yolda bir arkadaşınla karşılaştım. Ah. Kenan. Selam söyledi sana. Çok severim Kenan'ı da. O da yakışıklı mıydı şu Mahir gibi? Bilmem. Çok dikkat etmedim. Yani fena değildi herhalde. Bilmiyorum. İpek vallahi burada bu abiler dururken gidip o morukla evleniyorsun ya. Bravo sana da ha. İpek! Kızım! Anne! Kızım! Kaç saattir seni bekliyorum. Anne! İzmir'den misafirlerim geldi. Kızlar! Annemle tanışın. İpek! Anne! Bulacağım dedim, buldum. Tamam mı? İpek kimleri buldu? Ver bakayım bana şu anahtarı. Sen kocanın yanına git. Ne bileyim yarım saat dolaş falan. Ama gelinlik. Tamam ben hallederim. Tutamadın değil mi kendini? Ya vallahi senin iyiliğin için İpek'im ya. Neyse hadi akşam görüşürüz. Sağ ol ya. Sağ ol. Sen ne kadar çok benim kızıma benziyorsun böyle. Ben de en küçük kardeş işte. Hoş geldiniz. İpek kızım, seninle baş başa konuşmamız lazım. Anne biliyorum ne konuşacağını. Söyle ne söyleyeceksen işte ya. Anne hadi. Evlenmek için benim ölümü çiğnemen lazım. Hayda, ne oluyor ki şimdi? Gir içeri. El aleme rezil olmayalım. Anne. Anne ne yapıyorsun ya? Siz de girin. İnsana kardeşi böyle günde lazım. Of anne ya. Tekin vurmadı, çarptım diyorum. Nesini anlamıyorsun? Çıkar gömleği. Çıkar dedim sana. Anne. Bakacağım. Anne.
bunlar ne ya? Bu çarpma mı şimdi? Buraya da mı çarptı? Otur kızım, lütfen. Kızlar siz de oturun lütfen. Tekin söz verdim bana. Bir daha yapmayacak yani öyle büyütülecek bir şey yok. İpek. Biri bir şeyi bir kere yaptıysa evet tamam belki bir daha yapmayabilir. Ama iki kere yaptıysa sürekli yapacak demektir. Siz de çok şey biliyorsunuz ya. Ha? Biz daha kaç saat önce tanıştık. Niye bana sürekli akıl veriyorsunuz siz? Ayrıca yani çok normal. Tekin benden 25 yaş büyük. Kıskanıyor beni. Abi bu iş nasıl aynı işliyor ya? Yani böyle makine gibi kullanılan cümleler bile aynı. Ne diyorsun sen ya? Adam yapıyor yapıyor özür diliyor. Sen de affediyorsun. Formül gibi. Her defasında bu son bir daha olmayacak. Al bak. Oluyor işte. Senin Tekin'le neden evlenmek istediğini bilmiyor muyum sanki? Yeter. Yeter hadi kalkın gidiyoruz. Gelineyim nerede benim? Kızım son nefesinde babana söz verdin diye evleniyorsun. Çiftliği de bağları da Tekin'den geri alacağım diye evleniyorsun. Bilçim kızım. Bu işin yolu Tekin'in şiddetine katlanmak değil. Nasıl yani? Gerçekten sen bu adamla parası için mi evleniyorsun? Onun parası değil. Onun evi değil, onun bağları değil. Her kuruşunda benim babamın hakkı var, emeği var, tamam mı? Allah evinde, fabrikanda, çiftliğinde belasını versin. Doğru mu bu şimdi yani? Sırf babana söz verdin diye çekecek misin bunca kahri? Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim, bitti. O bir daha bana elini bile kaldıramayacak. Büyük saçmalık. Ya yine döverse seni? Hı. Ya öldürürse seni? Ne olacak? Vurdu diyelim, kafanı çarptın bir yere. İnsanın ölmesi o kadar zor bir şey değil, değil mi doktor hanım? Çilem. Çilem hadi seç kendine şuradan bir şey. Hadi, hadi yürüyün gidiyoruz. Gelinimden. Hadi. Anne. Düğün akşam 7'de başlar. Gelmek istersen gelirsin. İstemezsen de sen bilirsin. İpek. İpek. İpek kızım dur. İpek. Afet teyze. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Sıkıntı mı? Tekin'in geldiği günden beri sıkıntısız bir günümüz mü var? Ne yapmış bir şey mi yapmış? Yok oğlum. Ona bir çare bulacağım ben. Sen kendini yorma. Afet teyze söylesene bir şey mi yapmış? İpek. Ben ne yapacağım biliyorum. Ya sen nasıl yani? Senin miden nasıl kaldırıyor? Sen bu adamı nasıl öpebiliyorsun? Nasıl yatağına girebiliyorsun? Olmadı daha öyle bir şey. Dokunmadı bile. Herif seni öpmüyor ama dövüyor yani öyle mi? Ruh hastası psikopatın teki yani. Senin kafan çok karışık ya. Yok karışık değil. Ya, aile kuruyorum işte. Ayrıca tabii ki evlendikten sonra ipleri Tekin'in eline bırakmayacağım. Kızım sen manyak mısın? Ha? Bu şekilde aile mi kurulur? Çilem sen ne çok şey biliyorsun ya. Sen 18 yaşına kadar yetimhanede değil miydin? Aile kurmakla ilgili ne fikrin var ne biliyorsun? Deren saat çeker mi sence? Öyle demek istemedi. Hassas şu anda. Tamam. Çilem tamam özür dilerim. Deren sağ çeker misin? İneceğim diyorum. Çilem. 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 Ya Çilem bir dursana. Çilem. Bir
Ya öyle demek istemedim. Özür dilerim. Doğru diyorsun. 18 yaşıma kadar yetimhanede büyüdüm ben. Aile nedir bilmem. Üniversiteyi kazanamayınca postaladılar beni yurtta. Yumurta kırmayı bile bilmiyordum. Para kazanmak, harcamak nedir bilmiyordum. Tek bir yataktan fazlası olmadı benim hayatımda. O da benim değildi zaten. Ama çok hikayem var benim. Bir arkadaşımın babası annesini öldürmüş mesela. Bir tanesini böyle filmlerdeki gibi caminin kapısına bırakmışlar. Bir tanesini abisi taciz etmiş. O kadar çok kötülük dinledim ki. İyilik hakkında düşünmeye çok fırsatım oldu benim. Evet. Bana kimse sarılmadı. O yüzden ben bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Affedebiliyor musun beni? Yola çıksak mı? Akif, hiç açığı yok mu Tekin Eren pisliğin? Yok mu canın yaktığı başka bir kimse? Hırlı mı hırsız bu ne ya? Dur bakalım ne bulacağız. İlk eşi rahmetli olmuş. Kesin onun parmağı var işin içinde ben sana söyleyeyim. Belki de kadını bu öldürdü. Afet bir sakin ol ya. E sen böyle vır vır konuşursa düşünemiyorum ki ben. Tamam sustum. Hakkında birkaç şikayet olmuş. Kim şikayet etmiş? Eski karısı. Ama öyle soruşturma falan yapılmamış. Uzaklaştırması var. Bir oğlu varmış bunun. Sinan Malik. Dur bakalım. Sinan. Oğlanın sabıkası var. Saldırı, adam yaralama. Sen ne diyorsun Akif? Ailece manyak bunlar. Ne yapmış? Burada o kadarı gözükmez. Dava dosyalarına falan bakmak lazım onun için. Akif ne yapacağız? Nasıl koruyacağız kızımı? Ne demek nasıl koruyacağız ya? Kızı yalnız bırakmayacağız. Gözümüz hep üzerinde olacak. İpek sahipsiz değil Afet. Değil değil mi? Ne sandın ya? Değil tabii. Hadi sen bir toparla artık kendini. Hadi bırakma böyle. Hadi saçını başını yap ya. Akşam düğüne gideceğiz. Of ya. Bu da olmamış ki istediği gibi. Kimin istediği gibi? Ya Tekin'in. Of, olay çıkacak şimdi. Yavaş çıksın o olay. Bak bana sağdan sağdan geliyorlar ha. Hele sana bir şey yapsın, bizim elimizde armut toplamıyor herhalde. İpek, evet yeni tanışmış olabiliriz ama bize bir söz vermeni istiyorum. Eğer herhangi bir şekilde sana zarar vermeye kalkarsa bunu saklamayacaksın. Yetmez o. Nasıl? Bu evden hemen çıkacaksın. O herifin yanından uzaklaşacaksın. Bize, annene, birimize hemen haber vereceksin. Söz ver. Eğer bana bir şey yapmaya kalkarsa, yani bir şey olursa evden çıkacağım. Hemen size haber vereceğim. Tamam. Benim numaramı kaydet. Tamam. Al sen.
Hayatım Perihan abla yetiştirememiş. İstediğin değişikliği. Kızmazsın değil mi? Çok güzel olmuşsun sevgilim. Öyleyse biz gidelim artık. Tamam. Senin bir evlilik planın var mı? Yok. Bir sevgilin var mı? Hayır. Bitki hayatı yaşıyorum diyorsun yani. Senin? Evlenmek isteyeceğim kimseyle tanışmadım. Hep yalnız mıydın peki? Değildim. İpek'e de anlattım. Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım vardı. O da evleniyor yakında. Şahane bir sevgilisi var. Kocaman bir aile kuracaklar. Çok mutlu olacak. Emin. Baksana buraya. Sana söylüyorum, buraya bak. Bak, nişanlım hamile. Bırakın gitsin. Hem ondan başka Azra'yı bulabilecek kimse yok. Eğer bulamazsa bana istediğinizi yaparsınız. Patronun nerede? Sana soruyorum hayvan herif, patronun nerede? Yapma! Dur! Yapmayın artık yeter! Evet. Siz Sayın Tekin Varlık, yanınızdaki Sayın İpek Gencer Hanımefendi'yi hiç kimsenin baskısı ve etkisi olmaksızın eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Medeni Kanunu bana verdiği yetkiyle sizleri eş olarak ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Kendine yazık ettim ben. Perihan, şu kocanı al başımdan. Satınç onun burnunda. Sabit, Sabit. Diline eşekalları soksun Sabit. Tekin Bey, İpek Hanım, mutluluklar dilerim. Sağ ol Refik. Sağ ol Refik, sağ ol. Ne? İyi ki geldin. Yanında olacak. Ne olursa olsun. Sen benim evladımsın. Canım kızımsın. Sen bana babandan emanetsin. Tebrikler Tekin Bey. Eğer kızımın saçının teline bir zarar gelirse sizi öldürürüm Tekin. Mutluluklar.
teşekkürler. İpek bizim göz bebeğimiz. Ona iyi bakacağımdan endişe etmemize gerek yok değil mi? Yok. Güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Annene ne anlattın? Hiçbir şey. Yalan söyleme. Teşekkürler. Arkadaşlarına anlattın mı? Mahir'e anlattın mı? Tüm Güneşli'ye anlattın mı? Peki. Lütfen. Şu fasıl bitsin konuşacağız seninle. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu düğünler de fenalık geliyor benim içime. Bir nefes alıp geliyorum. Gelmeyeceğini söylemiştim. Buradan geçiyordum, bir bakayım dedim öyle. Külah da vereyim mi? Onu anlatırsın. Peki eski arkadaşım, merak ettim nasıl olduğunu. Merak etmekte haklısın. Sırrını çözdüm. Öyle mi? Neymiş sırrım? Yani Tekin Mali'yi daha evvelden tanısaydım... arkadaşımın onunla evlenmesine benim de canım sıkılırdı. Haklıyım değil mi? Sayılır. Peki kim bu Tekin Malik? Vallahi bu Güneşli Bahçe'ye yerleştiğinde biz daha çocuktuk. Geldi İpek'in babasının malına mülküne el koydu. Adam borçlanmış, bu da acımadı. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bak işte orada düğünleri var. Ben ne yapıyorum ya? Benimle sohbet ediyorsun. Ben seni niye her sorduğun soruya mecburmuşum gibi cevap veriyorum? İnsanların üzerinde öyle bir etkin vardır. Böyle karşımda kuzuya dönerler. Tuhaf kızsın. Ben artık geri döneyim. Sen de kafana çok takma. Her şey olacağını varıyor. Değil mi? Aynen. Çilem. Çilem. Ne kadar buradasın? Bilmem. Yani bir iki gün, bilemedim bir hafta. Hadi söyle. Yok bir şey yok. Dön sen düğüne hadi. Sen de gelsene. Yani hem İpek'e de destek olmuş olursun. Yok, iyiyim ben böyle. Hiç mi merak etmiyorsun? Merkeze döneceğim ben, işlerim var. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Güzel çalıyorlar değil mi? Hı-hı. Barış dansına ne dersin? Ben pek sevmem dans etmeyi. Zaten pek beceremem de. Görelim bakalım. İstanbul'da mı yaşıyorsun? İzmir. Öğrenci misin? Hayır, çalışıyorum. Meslek? Doktorum. Sen? Ben finans. Finans içinde çalışıyorum. Şimdi dönüyoruz. Such a word, such a word.
teşekkür ederim. Neler oluyor? Hiç. Bahsettik. Klasik düğün işte. Bu çalan bitsin de size bir şarkı patlatayım ya. Azıcık eğlenelim ha. Gerçi sen senfoni falan seversin ama o evde kalmadı doktorcuğum. Allah Allah. Sen bir söyle bakalım. Bilmiyorum. Gerçekten nerede bilmiyorum. Hiç mi tahminin yok? Yok. Hiç? Hiç. Hiç. Hiç yok. Gebertirim lan seni, gebertirim! Şunu bir çözsene. Yeter artık. Bizi bırak. Bizi bırak, sana Azra'yı bulalım. Bunun Türkçesi ne biliyorsunuz değil mi? Bizi bırak topuklayalım. Olmaz. Azra buraya gelene kadar ikiniz de buradan çıkamayacaksınız. Var burada. Sen davet etmemiş miydin? Yanlış mı hatırlıyorum? Giremezsin. Bas git. Niye, seni işe geri mi aldın? Sinan. Aşağılık herif. Kız eğleniyordu ne güzel. Nasıl sabredebilir ki bu adama? Tamam, merak etme. Senin haber verdiğini söylemeyeceğim. Akşamlar geç mi kaldın? Evet, düğünün sonuna geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Malik. Nasıl? Oğlum. Bu kim ya? Ben nereden bilebilirim Tülem?
Çok pardon, özür dilerim. İpek ben. Yani bilmiyordum ben oğlu olduğunu. Unutmuştur, sorun yok. Ne işin var burada? Yolum düştü. İpek. Sen arkadaşlarını yalnız bırakma. Kimmiş bu? Birden annem aklıma geldi. Nasıl öldüğü, neler çektiği. Sonra bir de duydum ki annemin parasıyla aldığın bu villada düğün yapıyormuşsun. Nereden öğrendin? Ona da aynısını yapacak mısın? Hı? Saçma sapan konuşma. Defol git buradan. Yok, gitmiyorum. Artık buradayım, öyle kolay yakayı kurtaramayacaksın. Mutlu da olamayacaksın. Mutsuz da edemeyeceksin. Ben buradayım artık. Ne oldu? Eğlence bitti mi? İyi. Yarın yine buradayız. Değil mi? Bu akşam işimiz var beyler. Ona göre. Tamamdır abi. Polise gidersen hiçbir şey elde edemezsin. Çünkü kim olduğumu bilmiyorsun. Sana tavsiyem hayatına devam etmen. Çünkü düşünmen gereken bir çocuğun olacak. Azra seni yüzüstü bırakıp kaçtı. Evleneceğin adamın ölümüne sebep oldu. Bak, onun benden çaldığı malın ederi 300 bin falan. Muhtemelen şimdi elden çıkarmıştır. Ama onun kaybı çok daha büyük. En yakın arkadaşını kaybetti. Şilen. Ondan nefret ediyorsun değil mi? Ne diyorsun? İşte böyle. Artık özgürsün. Hem de hayatında olmadığın kadar. Hadi. Demet Er pansiyondayız. İhtiyacın olursa ararsın. Tamam, merak etme. Görüşürüz zaten yarın. Aslında burada da kalabiliriz. Olmaz mı öyle? Ya olmaz tabii ki. Hadi gidin. Yoruldum artık ben de. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kızım. Annem. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim hem de. Seni çok seviyorum kızım. Ben de seni. Bu kadar güzel dans ettiğini bilmiyordum. Ben de senin bir oğlun olduğunu bilmiyordum.
Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Burada kalamazsın. Hadi ya. Niye? Kalamazsın. Kalacağım, kalacağım. Bundan sonra buradayım. Sinan, git diyorum sana. Ya hadi git işine. Sahibin seslenir duymazsın. Sonra sıkıntı çıkmasın. Senden tek bir şey istedim. Ne o? Bana yalan söyleme dedim. Ben sana yalan söylemedim. Annene o polise her şeyi anlatmışsın. Yeter ya. Yeter. Hep aynı meseleyi söyleyip duruyorsun. Yeter. Sesini mi yükselttin sen? Yükselttim. Bir daha bana yalan söylersen seni gebertirim. Dene. Hadi dene. Aldıkların yetmedi zaten sana. Öldür. Öldür, canımı da al benim. Ne demek bu? Sen benim hayatımı çaldın. Elimizde ne var ne yoksa aldın. Sen benim çocukluğumu, gençliğimi çaldın. Babamın kalbi dayanmadı. Senin yüzünden o kadar çok acı çekti ki. Bu ev kimin biliyor musun? Benim. O bağlar, bahçeler kimin biliyor musun? Onlar da benim. Bunu o kafana sok Tekin Malik. Bu yüzden mi evlendin benimle? Ben seni sevmeye çalıştım ama sen bana izin vermedin. Ben sana ne kadarını verirsem o kadarını alırsın. O işler öyle kolay değil. Sen öyle san. Öyle san sen. Her şey sözleşmeden ibaret sanıyorsun değil mi? Vücudumdaki yara izleriyle senin neyin var neyin yok her şeyini alırım. Duydun mu beni? İyi bir avukata bakar sadece. Seni öldüreceğim. Gel buraya. İpek, aç şu kapıyı. İpek Hanım. Alo, İpek. Beren. Beren, beni almaya gelir misiniz? Tamam, tamam. Geliyoruz hemen. Hemen geliyoruz. İpek, tamam. Tamam, sakin ol. Geliyoruz, yoldayız. Tamam. Aç şu kapıyı, konuşacağız. Tekin, rahat bırak beni. İpek. Kırdırtma bana kapıyı. Tekin, git başımdan. Aç, konuşacağız sevgilim, aç. Ben konuşmayacağım seninle Tekin. Aç dedim, bak kıracağım kapıyı. Rahat bırak beni. İpek. 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 Aç şu kapıyı. İpek. İpek. İpek! İpek! Aç dedim, bak kıracağım kapıyı. İpek! Bırak! 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 Bırak beni! Tekin Bey.
nefes almıyor. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Çilem buraya gel. Telefonu Çilem buraya gel. Ambulans çağırın. Başını tut. Başını tut. Tut başını tut. Böyle mi? Tut tamam. Çevir. Ben gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Telefonum nerede benim? Sakin. Ben katil değilim. Ben katil değilim. Telefonum... Seren sakin ol. Telefonum nerede sakin. Baba? Seren. Baba telefonum nerede? Sakin ol! Neden çağırdın bizi buraya? Suçuna ortak olalım diye değil mi? Her şeyi planladın değil mi? Kullandın bizi. Ne kullanmışsın? Adamla parası için evlenmeyi planlamışsın. Öldürmeyi de planlamış olabilirsin değil mi? Sen ne diyorsun ya? Ya rahat bırak. Sen ne diyorsun? Rahat bıraksana kızı görmüyor musun? Hayır. Ya sen farkında değilsin galiba. Hayatımız mahvoldu şu an. Tek mahvolan senin hayatın sanki değil mi? Doktorum ben ya doktor. İnsan kurtarmak benim işim, adam öldürmek değil. Sen ancak kendini düşün be. Aman prensesimize hiçbir şey olmasın. Bittik kızım, anladın mı? Tamam mı? Bittik. Yeter! Yeter! Yeter. Siz gidin. Bana saldırdı, ben öldürdüm. Ben yaptım, tamam mı? Hadi, hadi gidin. Sen bunu benim külahıma anlat ya. Kimse anlamayacak değil mi bizim burada olduğumuzu? Polis falan anlamayacak sanki. Biz bu haltı beraber yedik. Beraber temizleyeceğiz. Nasıl yani? Ne yapacağız peki?
bölümü gören biri artık her şeyi bildiğini zanneder. Oysa daha öğreneceği çok şey vardır. Henüz hiçbir şey başlamadı bile. Ailenin nerede olduğunu bilmek ister misin? Ha? Aileni bulmak ister misin? Anneni? Kardeşlerin? Artık eminim. Onlar kardeşlerim. Birlikte büyümedik. Aynı geçmişi paylaşmadık ama birlikte bir cinayet işledik. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.